3. Bölüm Sevr'in Özlemi Büyük Kürdistan 1920'de imzalanan ve Atatürk tarafından geçersiz kılınan Sevr Anlaşması, hatırlanacağı gibi Osmanlı'nın varlığından beri Batı'nın süre gelen en büyük özlemlerini resmi olarak Türk milletinin önüne koymuştu. Orta Doğu'yu Arap Yarımadası'nı, Balkanları ve Afrika'yı kaybetmiş Osmanlı'dan Batı'da Ege kıyıları talep ediliyor, Kuzeydoğu'da Ermenistan ve Güneydoğu'da ise Kürdistan için toprak isteniyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınmaması anlaşmayı rafa kaldırsa da Sevr'in Kürdistan özlemi hiçbir zaman sona ermedi. Çünkü Mezopotamya kehanetlerin kalbindeki bir merkezdi ve mutlaka idare altına alınmalıydı. Mezopotamya bölgesi bilindiği gibi Türkiye'nin güneydoğusu, İran'ın güneybatısı, Irak ve Suriye'nin bir bölümünü kapsayan bir bölgedir. Bu bölgenin önemli özelliği ise bölgenin etnik olarak Kürtlerin yaşadığı bir coğrafya olmasıdır. Dolayısıyla geçmişten bu yana bir kısım evangeli hristiyanların ve onların politik kollarının hedefi bölgenin güçlü devletlerinin yani Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ın parçalanarak bu bölgede yeni bir Kürt devleti kurulabilmesi olmuştur. Bu devletin iki önemli özelliği olmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın kayıtsız şartsız müttefiki olmalı, dahası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın tüm isteklerini yerine getiren bir piyon devlet olmalıdır. Bu piyon devlet batıya Orta Doğu topraklarında oldukça stratejik bir alan sağlayacak, üsler kurulabilmesi için mükemmel stratejik coğrafya sunacak ve beklenen Armageddon Savaşı içinde ortam, imkan ve mekan oluşturacaktır. Dolayısıyla Büyük Kürdistan projesi sevriden beri resmi olarak işleyen bir projedir. Kürt nüfusunu barındıran dört ülkeyi hedeflemektedir. İstikrarsızlaştırma planı dahilinde bu hedef Irak ve Suriye açısından başarıya ulaşmıştır. Irak'ta özerk Suriye'de ise kantonlardan oluşan bir Kürt yerleşim alanı vardır. İçinde bulunduğumuz şu günlerde Irak'ın daha da karışması Kürt özerk yönetiminin bağımsızlık ilan edebiliriz söylemlerine yol vermiştir. Nitekim Irak anayasası buna müsaittir. Yerel halk oyladığı takdirde özerk yönetim bağımsız bir devlet olarak ayrılabilir. Planın ikinci aşaması olan Suriye Kürtleri açısından da beklenen ilerleme kaydedilmiş görünmektedir kanton yönetimlere bölünmüş olan Kürt yönetimi burada sık sık özellik ilan etmekte fakat Suriye'deki iç savaş sebebiyle muhatap bulamamanın bir sonucu olarak mevcut sisteme geri dönülmektedir. Fakat bu aşamada dikkat çeken bir husus vardır. Batı ülkelerinin Suriye'deki Kürt bölgesine karşı aşırı hassasiyeti. Bu konu birazdan incelenecektir. Hedefin üçüncü ve dördüncü safhası yani İran ve Türkiye ise daha önce de belirttiğimiz gibi istikrarlı ülkeler olmaları bakımından önemli bir sorun teşkil ederler. Dolayısıyla ince plan şu günlerde bu iki ülkeyi dize getirmek üzere devam etmektedir. Burada konumuz olan hedefin Türkiye yönünü ele alırken bahsetmemiz gereken temel unsur PKK'dır. Çünkü Avrupa ve ABD'nin yıllardır terör listesinde bulunan Marksist, Leninist, Komünist PKK şu anda Türkiye'yi bölmek için Batıya yaranmakta Batı'nın bazı derin güçleri ise yine Türkiye'yi bölmek için PKK'nın maskesini görmezden gelmektedir. Dolayısıyla karşımızda PKK'nın Batı'yı, Batı'nın ise PKK'yı kullandığı tehlikeli bir ortam vardır.